Abi tavsiyeler buyurun, tavsiyeler buyurun, tavsiyeler buyurun. Bence görüşlerimizi rahatlıkla dile getirebileceğimiz ve getirdiğimiz zaman terörist olarak adlandırmadığımız bir dönem bekliyorum. Seçimlerde umarım 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu ve parti olarak da Yeşil Sol her zamanıyım. Kazanacağımıza inanıyorum. Daha özgür, daha rahat, kadına şiddetin uygulanmadığı, düşüncelerimizi rahatlıkla dile getirdiğimiz ve bunun için tutuklanmadığımız yarınları diliyorum. Bence halkların özgürlüğü, halkların kültürünü yaşamasına en çok, hatta bence tek önem veren parti Yeşil Sol Parti. Bunun için birçok çalışmaları var. Bunun için oyum da Yeşil Sol'da. 2023 seçimlerinde kadınları Yeşil Sol Parti'ye oy vermeye ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyorum. Barış dilemesini bekliyoruz. Özgürlüğü, kardeşçe yaşayalım diye. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Dostça, kardeşçe hepimiz yaşamak istiyoruz. Başaracağız inşallah. Kardeşçe, barışça temelleri var diye onun için Yeşil Sol Parti diyoruz. Hepimiz. Kadınlara çağrım el ele vermek, omuz omuza vermek. Bu süreci geçeceğimizi umarım, diliyorum. Onun için hepimiz birlikte olmamız, bu savaşların, bu şeylerin durmasını istiyoruz. Yani bu insanlar ölmesin, kadınlar ölmesin, çocuklar, gençler ölmesin diye. Onun için el ele vermemiz lazım, omuz omuza. Yeşil, kadınlar Yeşil Sol Parti için oyunu kullansınlar. Demokrasi gelsin, özgürlük gelsin. Bu yalan, hırsızlık, her şey bitsin istiyoruz. Tamamen değişim istiyoruz. Değişim istiyoruz. Çünkü 20 senedir canımıza tak etti. Yani Hüdapar, öbürü adam kesiyor. Yani bir insanlar bunlara nasıl oy verir? Lütfen artık uyanalım. Herkes özgür, demokrasi ve cumhuriyet düşünerek doğru oy versin lütfen. Beklentimiz kardeşlik, beraberlik, bu kim bitsin, ayrımcılık bitsin. Biz kadın haklardan yanayız, kadınlar ezilmesin, kadınlar katledilmesin. Amacımız budur. İstanbul Sözleşmesi elimizden aldı ki daha ne yapsın? Hüdapar geldi, onlarla beraber bir oldu. Bütün kadınları İran'a döndürecek, o şeye gidiyoruz artık. Değişimin gelmesi lazım artık, yeter. Yeter, değişim gelmeli. Biz sürtük değiliz. Biz herhangi biri değiliz. Biz milletiz. Doğru düzgün insanlarız. Bizi başkalaştırmadan güzel bir, tatlı bir dille bizleri koruyan, kollayan bir hükümet istiyoruz. Zaten kadınlar kazanacak, merak etmeyin. Sabahleyin kadınlar, sabahleyin kalksınlar 14 Mayıs sabahı. Buzdolabının kapağını açsınlar, bir baksınlar, ondan sonra oy kullanmaya gitsinler. Bu garibanlık bitsin artık. Tüm kadınları ve tüm halkımızı, her şey çok güzel olacak da bekliyoruz. Patates, soğan, güle güle Erdoğan.